konserim var, öldüm. Yani 4 günde 3. konserim. Şimdi eve gidip dinleneceğim. Neredeydi bu konser? Harbiye'de. Aslında 2 taneyle başladık. O biletler çabuk bittiği için bir 3.'yü ekledik. Bu hafta zorlu bir hafta olacak. Yani bu 3. konserim, sonra Van'a gidiyorum, sonra Antalya'ya gidiyorum falan. Ondan sonra artık 10-15 günlük güzel bir dinlenmem var. Bu İstanbul'da konserlere devam etmeyi düşünüyor musunuz? Çünkü sevenleriniz çok, sizi de devamlı böyle sahnede görmek istiyorlar. Ben İstanbul'a bayılıyorum, eve dönüyorum hemen konserden sonra. O yüzden İstanbul konserlerine bayılıyorum. Şimdi Harbiye'yi bitiririz, sonra zorlu başlar bizim. Kış aylarında da zorluyla devam ederiz. Biraz dinleneceğim ama bu söylediğim. Nerede dinleneceksiniz? Türkiye'de, yurt dışı mı? Ben yurt dışını falan sevmiyorum. Yani evimi seviyorum. Ben evimde dinleneceğim işte. Nasıl zaman geçiriyor Teoman tek başına evde? Yani şöyle bir şey, sabahın köründe kalkıyorum zaten. Ben artık erken yatıp erken kalkıyorum genelde, eğer dışarı çıkmadıysam veya konser olmadıysa. Erken kalkıyorum, 7'de kalkıyorum. 8'den itibaren işte spor yapıyorum falan. Sporu seviyorum ben artık. Bir yaştan sonra spor sever oldum. Belli bir yaştan sonra tercihler değişiyor mu? Değişiyor. Spordan zevk almaya başlıyorsun. Yani evimde oturmayı seviyorum, arkadaşlarımla olmayı seviyorum. Genelde de yani arada bir iki tane daha proje var böyle stüdyoda. Cem Adrian'a bir şarkı yapacağım, Raşit grubuna onların şarkılarını yapacağım. Tribute veya saygı albümü gibi veya 20. yıl gibi şeylerle çıkarıyorlar. O tip başkalarının projelerinde çalışacağım. Kendinize böyle bir parça yapmayı düşünüyor musunuz? Yok, çok yaptım şu sıralar, yeter artık. Benim neredeyse iki kariyere yetecek kadar şarkım var. O yüzden şarkı yapmam artık. Sadece konsere çıkarım. Onları da azaltmayı düşünüyorum biraz. Yorucu oluyor biraz evvel. Daha çok dinlenmek istiyorum. Daha çok kendime vakit ayırmak istiyorum falan. Geldi araba. Görüşürüz arkadaşlar. Teoman Bey, gitmeden hemen şunu da soralım. 80 yaşımdan sonra evleneceğim dediniz. Hani bunu neye bağlayarak söylediniz? Ya gülün diye söyledim. Peki var mı böyle bir şeyiniz? Yok, görüşürüz. Bir dakika be abi. Bir dakika.